Şimdi ikinci görüşmede Çeşme'de gerçekleşti. Onun detaylarını rica edelim. Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın Hoca arasında son durum nedir? Birincisi, ikincisi Aboubakar da gidince herhalde iki forvet elemanı arayacak Beşiktaş. Detayları senden rica ediyoruz. Mustafa Göksu, teşekkür ederim. Haldun abiye, Gürcan abiye selamlar, saygılar. Görüşme öncesinde Sayın Başkan Ahmet Durçebi yaklaşık yarım saat, bir saat önce Radyo Spor canlı yayına katıldı ve Sergen Hoca'nın durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. İsterseniz onu paylaşayım. Ardından bu dün yaptığımız habere de aslında ışık tutan bir durum bu. Sayın Başkan Ahmet Durçebi yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce diyor ki, görüşmelerimiz Sergen Yalçın'la hocamızla devam ediyor. Fikrimiz, zikrimiz aynı. Hocamızla devam etmek istiyoruz. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz bu konuyu çözmek için buradayız. İki tane zirve gerçekleşti. Çeşme'de, Alaçatı'da. Üçüncüsü ne zaman olacağına ilişkin aslında hafta sonunu işaret eden bir durum var. Emre Koca daha dün oradaydı. Akşam saatlerinde artık biz bir sonucu öğrenebildik. Olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmadı görüşmeden. 15 milyon TL Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'a teklifi. Sergen Yalçın'ın talepleri var. Sergen Hoca ilk geldiği gün itibariyle para konuşmadan boş mukaveleye imza atmıştı. Artık çifte kupanın ardından Sergen Hoca'nın sadece maddi konularda değil, manevi konularda da bir beklentisi var. Orta yol bulunabileceği söyleniyor. Ancak halen olumlu veya olumsuz bir şey söylemek için erken. Aslında burada son noktayı koyacak olan kişi Sayın Başkan Ahmet Durçebi. Evet, bu dönemde özellikle Sayın Emre Koca da as başkan çok fazla yoğun çaba sarf etti. Hem futbolun artık tam ortasında Sayın Koca da, hem Sergen Hoca ile yakın ilişkileri var. İki iyi arkadaş, tatilini aynı yerde yapıyorlar. Hatta İstanbul'da da aynı sitede oturuyorlar. Hep konuşuyorlar. Görüşmeleri o yürüttü. Yine o yürütmeye devam edecek ama burada artık son noktayı Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin telefonu açıp Sergen Hoca'yı İstanbul'a çağırmasını veya ortak bir noktada buluşmasını bekleyerek noktalanmasını bekliyoruz. Artık bence bu saatten sonra bu durumu konuşmak, hatırlar mısınız Mustafa Göksu? Ben bu durumu anlattığımda sen çok kibar dille anlattın diye eklemiştiniz. Evet. Sergen Hoca'nın veya bu durumun uzamasında sebeplerden biri kontratındaki özel maddeler dersek yanlış olmaz. Bu saatten sonra bunu konuşmak biraz abes bir durum değil, sakil bir durum değil, yanlış bir durum değil. Sergen Hoca'nın taleplerini söylemek, her iki tarafa da sorduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sergen Hoca'nın talepleri olduğunu söylemek çok yanlış değil. Orta yol bulunacak diyorlar. Biz de orta yolun bulunmasını bekliyoruz aslında. Çünkü Beşiktaş transferde bir aylık şekilde geç kaldı. Siz Aboubakar'ı soruyorsunuz. Evet, cevap veriyoruz. Diyoruz ki Aboubakar gittiği için iki yabancı futbolcu alınacak. Ama normal şartlarda bir muhabir olarak benim İki yabancı futbolcunun en azından birinde, adaylardan biri şunu demem, şu X futbolcu demem gerekiyor. Ancak bunu şu an yapamıyorum. Beşiktaş yönetimi bir aylık şekilde yoğun bir liste hazırladı ama hocadan rapor gelmediği için, daha hocanın kendi geleceği belli olmadığı için transfere yönelilemiyor Beşiktaş. Geçen sezonu 17 tane kontratlı futbolcusu vardı Beşiktaş'ın. 6'sı gitti. Montero'lu, Rozier'li, Gezzallı, Aboubakar'lı, Atiba'lı gitti. Geriye 11 oyuncu kaldı, yabancı futbolcu. İkisi kadro dışında olacak. Douglas Velez. Hasic ve Boyd var. Beşiktaş'ın bir aylık şekilde transfer yapması gerekiyor. Az önce haberi yazarken dikkat ettim. Ersin giderse, yani hocayla bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Eğer farklı bir noktaysa lütfen kesebilirsiniz Mustafa Göksu. Estağfurullah, lütfen devam et. Ersin giderse kaleci alınacak bir. Rozier'in yerine veya Rozier alınacak iki. Stoper iki tane alınacak, bir yerli bir yabancı. Üçüncü mevki, dördüncü futbolcu. Orta alana Salih alındı, Atiba imzalanacak. Adem Laiç giderse oyuncu alınacak. Yedi. Gezdal var. Ya yerine ya kendisi. Sekiz. İki yabancı forvet oyuncusu 10. 10 tane transfer neredeyse. En kötü 8 diyelim. Sürpriz ayrılıklar olmazsa. 8 transfer artı 5 Temmuz itibariyle Beşiktaş kampa başlıyor. Yani bu camia içerisinde, evet, hem hocanın talepleri var hem yönetimin talepleri var ama camia içerisinde konuşulan durum da, Beşiktaş taraftarının kendi içinde konuştuğu durum da, artık çok fazla geç kalınmaması gerekiyor.
9 Haziran, 5 Temmuz'da 2 Temmuz itibariyle Nevzat Demir tesislerinde topbaşı yapsa sağlık kontrolü, 20 gün içerisinde artık Beşiktaş'ın kampa başladığında bazı transferlerin netleşmesi gerekiyor. Hocanın raporu belli değil. Bunu anlatmamın sebebi şu. Uzun uzun anlatmamın sebebi. Kusura bakmayın lütfen. Bazı durumlar artık netleşmesi gerekiyor. Sergen Hoca'yla yoğun bir baskı var Beşiktaş taraftarında. İmzalansın, gelecek sezon takımın başında dursun. Özellikle dün yapılan yayını izledim. Haldun abi çok doğru noktalara değindi. Haddim değildir. Haldun abi ne olur yani doğruluyormuş gibi olmasın. Sadece çok doğru noktalara değindiniz dün itibariyle. Şöyle bir durum var. Özellikle Sergen Yalçın ekonomi yani paracı yorumları var. Aslında biraz düşündüğümüz zaman ben çift taraflı gidiyorum konuşurken. Hem yönetim tarafına hem teknik heyet tarafına. Denilen şu. Sergen Yalçın paracı olsaydı 2-3 yıllık bir kontrat isterdi yorumu var. O nedenle bugün artık bu hafta itibariyle çözümlenmesi gerekiyor. Ama bana sorarsanız ben bu hafta sonu itibariyle de görüşmeler olsa da yeni haftaya kalacağını düşünüyorum. 2 hafta oldu başlayalı aslında gayri resmi görüşmeleri. Pazartesiydi çarşamba dedik. Çarşambaydı cuma dedik. Cuma oldu pazartesi Çeşme'ye. Çeşme oldu çarşamba. Şimdi oldu perşembe. Yine hafta sonuna kaldık. Bilmiyorum ben en net, en yalın ifadelerle anlatmaya çalıştım. Mustafa Göksu. Sercan, senin de söylediğin gibi yani günler birbirini takip ediyor. Bir taraftan Fenerbahçe, Galatasaray, işte kongreler bekleniyor, yeni hocalar bekleniyor derken Beşiktaş'ta da Beşiktaş'ta teknik direktör meselesi Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha büyük bilmeceye döndü. Bu enteresan bir nokta. Kenan Karaman transferi konuşuluyordu. O konuda bir gelişme var mı yoksa bütün transfer çalışmaları şu anda bekliyor mu? Yok, Kenan da bekliyor dersek yanlış söylemiş oluruz. İki gün önce yeni bir revize edilmiş bir tekliften bahsetmiştik. 900 bin euro civarında bir para. Hatta söylerken 50 bin euronun 100 bin euronun pazarlığı yapılıyor şu an o aşamada demiştik ama 900 bin eurodan sanki Beşiktaş'ın Kenan'ı kabul ettirebilmek için, Kenan'a imza attırabilmek için biraz 1 milyon euro barajını görmesi gerekiyor. Benim hissiyatım, Kenan tarafıyla konuştuğum için hissiyat bu. 3 yıllık kontrattan bahsediliyor. Süre konusunda bir problem yok. Ancak Beşiktaş'ın sanki 1 milyon euroyu görmesi gerekiyor. Kenan milli takım maçlarına başlayacak. Aslında 2 gün öncesine kadar görüşmelerde iyi gidiyordu ama beklentinin altında biraz bir teklif oldu sanki. Kenan cephesinin, menajerinin veya Kenan'ın. 900 bin euronun üstüne çıkılması gerekiyor gibi hissediyorum. Aslında Kenan Beşiktaş'a gelmek çok istiyor ve şu an yabancı kuralı da düşünüldüğü zaman Beşiktaş yönetiminin, Sergen Hoca'nın, ben Sergen Hoca'nın Kenan'la ilgili olumlu düşünce içerisinde olduğunu biliyorum. Yönetimin de zaten görüştüğü için olumlu olduğunu anlayabiliyoruz. Kenan'a imza attırabilmek şöyle önemli. Eğer yabancı kuralı değişmezse Beşiktaş'ın en az ilk 11'inde 3 tane yerli futbolcusu olmak zorunda. An itibariyle yani Türkiye'den alınacak hangi futbolcular var? Çok derin bir araştırma yapılması gerekiyor. Ersin Gisse de yerli oyuncu, yerli bir kaleci kadroya katılır. Bir. İkinciyi sayamıyorum şu an. Yani 3 tane olması gerekiyor. İkinciyi sayamıyorum. O nedenle Kenan'ın olması gerekiyor. Öyle bir önemi var. Bunu söylememe sebebim de yönetimin isteme arzusunu ne kadar iyi anlatabilmem. Sanıyorum 1 milyon euro barajına çıkılacak gibi Kenan konusunda. Peki Sercan Dikmen'e sorularımız var mı? Ya ben şunu sorayım. Yani Erdal Torunoğulları özel olarak çalışan yani transfer için çalışan bir yönetici. Onun hazırladığı bir liste olacak mı? Mutlaka hocaya sunacağı bir liste olacaktır. O listeyle ilgili bir bilgin var mı Sercan? Kenan Haldun abi, evet, Sayın Erdal Torunoğulları transfer çalışması yapıyor. Az önce evet dedim ya, yönetim tarafı, hatta bence Erdal Bey ve Sayın Başkan Ahmet Durçebi bugün veya yarın bir toplantı gerçekleştirecek bu transfer çalışmaları ile ilgili. Evet, listesi var. Hollanda'da özellikle çok fazla güçlü olduğunu biliyoruz Erdal Torunoğulları'nın. Hollanda tarafında araştırmaları var. Şöyle bir durum söyleyebilirim. Kenan da aslında o durumdan faydalanarak iletişime geçilen oyunculardan biri. Özellikle bu listenin içerisinde direkt ilk 11'de olmasa da genç oyuncular çok fazla var. Ancak bu listenin içerisinde işte ilgilenilen futbolcular var ama Haldun abi bilmiyorum, Gürcan abi da anlayacaktır. Çok fazla oyuncu var. Yani bugün konuşurken bile
15-20 tane yeni bir futbolcu geliyor. Kimisini doğrulatabiliyoruz, kimisini doğrulatamıyoruz. Ama ilgilenildiği için haber yapma noktasında eğer haber yaparsak çok fazla havada kalacak. Her gün bir yeni futbolcuyla, her gün yeni bir futbolcunun haberini yapmak zorunda kalacağız. Belli bir aşamayı geçmesini bekliyorum ki inandırıcılığımız hiçbir zaman azalmasın diye. Belli bir aşamayı geçmesi için de hocanın imzalaması gerekiyor. Peki Sercan, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir durum ekleyebilir miyim Mustafa Göksu? Lütfen. Valentin Rozier ile ilgili dün paylaşmıştık, tekrar edelim. Beşiktaş yeni bir teklif yaptı Sporting'e. 500 bin euroya kiralayalım. Gelecek sezon zorunlu bir madde koyalım. 2,5 milyon euro. Toplamda 3 milyon euroyu bulan bir durum. Toplamda 3 milyon euro. 500 bin euroya şimdi kiralayalım. 2,5 milyon euroya seneye satın alalım. Böyle bir teklif yaptı. Valentin Rozier'in menajerleri İstanbul'da, hatta tatile gittiler. Bugün itibariyle Rozier'in yanına. Görüşmeler artık Sporting aşamasına geçti. Beşiktaş ve Rozier arasında bir problem yok. Maddi durumlarda anlaşıldı. Anlaşılması yeterlidir. Büyük önemi olan iki kulübün anlaşması. Gezdal'la da ilgili durum. Çok fazla tekrar ettiğim için söyleyeyim. Bugün itibariyle bu cümleyi söylemek zorundayız. Bugün itibariyle Rozier'in mi Beşiktaş'ta kalma olasılığı daha yüksek? Gezdal'ın mı derseniz, ben Valentin Rozier derim. Gezdal için de Beşiktaş transferin son günlerini bekleyecek. Çünkü bugünkü mevcut şartlar altında, teyitli bir bilgi olduğu için söylüyorum. Bugün, yarın, bir hafta sonra, iki hafta sonra Beşiktaş ve Gezdal'la ilgili bir olumlu gelişme beklemek çok zor. Beşiktaş, Gezdal için transfer döneminin son 10 günü, 15 günü bekleyecek Mustafa Göksu. Rozier'in maaş bütçesi nedir? Rozier Beşiktaş'a geldiğinde 1 milyon 150 bin veya 1 milyon 250 bin euro civarında bir ücretti. Yani 1 ile 1.250 arasında diyeyim, geçen sezon oynadığı. Çok fazla bir arttırım yapılmadan 1,5 milyon euro barajına doğru çekiliyor. Peki. Sercan, çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi burada bence teknik direktör meselesinde çok doyurucu şeyler konuştuk. Beşiktaş'ta Sergen Hoca yönetim arasındaki görüşmelere. Gürcan abi, sizin de fikrinizi alalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani lig